5-6 kişi olsun sırada. Doğru çıkış kapısından devam edeceğiz. Bizim sizi beklettiğimiz yerde duracağız. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة إن صبروا أينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله. نلتقي اليوم هنا في قلب اسطنبول لنوجه التحية إلى أهلنا المرابطين في القدس والمسجد الأقصى المبارك. نلتقي اليوم لنحيي يوم القدس العالمي الذي دعا له الإمام الخميني رحمه الله في الجمعة الأخيرة من رمضان. إحياء هذا اليوم العالمي يؤكد أن القدس ليس وحيدة وأن الشعب الفلسطيني لن يكون وحيدا. ستبقى القدس محور الصراع وستبقى القضية الجامعة للأمة. ستكون القدس عنوان معركة التحرير القادمة التي يشارك فيها كل أبناء الأمة الإسلامية. تحاول حكومة الاحتلال الاستيلاء على المسجد الأقصى المبارك لتقسيمه بين اليهود والمسلمين، وتعمل حكومة الاحتلال الصهيوني على تهويد مدينة القدس. لكن الشعب الفلسطيني المجاهد والمقاومة الفلسطينية بكل فصائلها ستبقى بالمرصاد لهذا المخطط الصهيوني، كما استطاعت المقاومة الفلسطينية في رمضان الماضي من خلال معركة سيف القدس أن تمنع تقسيم المسجد الأقصى، فإن المقاومة اليوم استطاعت أن تفشل مخططات حكومة الاحتلال بتقسيم الأقصى. Rabbim yaptığımız bu işleri, kıldığımız namazları, özellikle Ramazan'ın sonundayız, kılacağımız bayram namazlarını, okuyacağımız bu Kur'an tilavetlerini, seslendireceğimiz ezgileri Mescid-i Aksa'da, Hür Kudüs'te yapabilmeyi bizlere nasip eylesin. Hep birlikte şehadet parmaklarımızı gökyüzüne kaldırarak hep bir ağızdan, gönülden bir tekbir getirelim. Tekbir! Allahu Ekber! Bismillahirrahmanirrahim. Kudüs cephesi, ümmet ve kurtuluş cephesidir. Mübarek Ramazan ayının son cuması olan Dünya Kudüs gününde bizleri buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. İslam ümmetinin yüce önderi Hazreti Resul-i Ekrem, onun ashabına ve ehli beytine ve onların yolundan giden tüm dünya Müslümanlarına selat ve selam olsun. Değerli kardeşlerimiz, tarih boyu süre gelen hak ile batıl, zalim ile mazlum, mustazaf ile müstekbir savaşında tarihsel bir dönüm noktasındayız. İngiliz emperyalizmin eliyle İslam ümmetinin bağrına zehirli bir hançer olarak saplanan ve bir kanser uru olan Siyonist İsrail rejimi artık ömrünün sonuna doğru yaklaşmaktadır. Emperyalizm Filistin toprakları üzerinde bu işgal ve terör rejimini kurarken aynı zamanda İslam dünyası üzerindeki sultasını sürdürecek merkezi bir karakol oluşturmayı planlamıştı. Böylelikle onlar İslam dünyasını tamamen vesayet altına alacak ve bütün zenginlik yerini sömürecek bir projeyi hakim kılmayı hesaplamışlardı. Çünkü onlar Osmanlı'nın yıkılmasıyla İslam dünyasının tamamen dağıtıldığını bütün direnç noktalarının kırıldığını ve her yerinde kendi işbirlikçilerinin yerleştiğini, artık İslam ümmetinin tekrar ayağa kalkmasının mümkün olamayacağını düşünmekteydi der. Ama alemlerin Rabbi olan Allah'ın bir kararı ve bir hükmü vardı. Düşman ne kadar azarsa atsın, ne kadar plan yaparsa yapsın, ne kadar saldırırsa saldırsın, bu ümmet er ya da geç uyanıp ayağa kalkacak, kendi kaderini kendi eline alarak işgal altındaki bütün İslam topraklarını, hususen Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı özgürleştirmek için destansı bir savaşı ve bir direnişi başlatacaktı. Elhamdülillah İslam ümmeti bu süreci yaşıyor artık. Yenilmez sanılan İsrailoğlusu İslami direniş karşısında hayal dahi etmediği hüsranları yaşamakta, en gelişmiş silahlarla donatılan orduları yenilgilerle dağıtılmakta ve tarihin sayfaları İslami direnişimizin zaferlerini tespit etmektedir. Dün sürekli saldıran, sürekli katliamlar yapan Siyonist düşman bugün direnişin çelikten yumrukları karşısında korkak ve zelilce sığınaklara kaçmakta ve ateşkeslerin arkasına sığınmaktadır. Geçen yıl yine Ramazan ayı içerisinde Kudüs'ün kılıcı savaşında bu Siyonist düşmanın nasıl hezimete uğradığını ve her tarafının uzun menzilli füzelerle nasıl vurulduğunu ve kentlerinin nasıl da devasa alev topuna döndüğünü tüm dünya gördü. Artık bu düşman ilerleyen değil, kaçandır. Vuran değil, vurulandır. Saldıran değil, sığınaklara kaçandır. İşte bu Rabbimizin yeryüzündeki mustazaf ve salih kullarına bir vaadidir ve Allah'ın vaadi de haktır. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bugün ümmetimizi bu aşamaya taşıyan bir cephemiz vardır artık. Dünyanın tüm müstekbirlerine, Siyonist rejim ve onun tüm suç ortaklarına karşı ümmetimizin haklarını ve onurunu ayağa kaldıran, Kudüs bayrağını en yükseklerde dalgalandıran ve ümmetimize zaferlerle dolu Fethül Mübinleri müjdeleyen bir cephe. Bu cephe ümmetimizi vahdet ve mukavemet hattında buluşturan, birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendiren, kaybettiğimiz izzetimizi bizlere yeniden kazandıran ve düşmanlarımızın oyunlarını bozup onlara hüsranları yaşatan Kudüs cephesidir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir binanın yapı taşları gibi kenetlenip Allah yolunda savaşan müminler tarifini yaparken adımızı o zaman dünyanın mersus koymuştu. İşte bugün varlığından, izzetinden, zaferlerinden iftihar ettiğimiz Kudüs cephesi Rabbimizin Kur'an'da tanımlamış olduğu dünyanın mersustur. Değerli kardeşlerimiz, bugün bu tarihi hakikatler karşısında küresel emperyalizm ve siyonizm bir kanser uru olan bu işgal rejimini ebedi ve nihai hüsrandan kurtarabilmek için her geçen zaman yeni planlar yapmakta, yeni tuzaklar kurmakta, yeni kumpaslarla Kudüs cephesini yenilgiye uğratabilmenin hayallerini kurmaktadırlar. Dünün Camp David gibi ihanet ve zillet anlaşmalarını yenileyerek adına 100 yılın anlaşması, İbrahim Sözleşmesi diyerek Siyonist rejimi tanıyıp onunla her türlü işbirliği ve ilişkiyi kurmanın adımlarını atmaktadırlar. Adına normalleşme dedikleri bu ihanet kullarına her geçen zaman yenilerini de katmakta, böylelikle Filistin davasını sırtından bıçaklayıp Siyonist rejimin geleceğini garanti altına almayı planlamaktadırlar. Başta Körfez Arap rejimleri olmak üzere bu ihanet halkasını genişleterek bunu da Müslüman halklar düzlemine yaymanın hesabını yapan emperyalist ve Siyonistler bu şeytanca planlarını bozmak bizlerin en büyük görevi olmalıdır. Siyonizmin karşısında durup onunla mücadele etmek ümmet olarak nasıl bir asli görevimiz ise Siyonizmle ilişki ve suç ortaklığına giren hainler karşısında dik durup onların oyunlarını bozmak ve onların ihanetlerini deşifre edip etkisizleştirmek de biz Müslümanların asli görevidir. İslam dünyasında karşılaştığımız bu yeni ihanet dalgasına karşı Kudüs cephesi olarak hem sorumluluklarımızı kuşanmak hem de birlik ve dayanışmamızı güçlendirmek durumundayız. Zira ümmetimizin adına Siyonist düşmanla cephenin en ön hattında mücadele veren kardeşlerimiz de bizlerden bunu beklemektedir. Zira bu ihanetle amaçlanan öncelikle bu kardeşlerimizi sırtından vurmak, onların destansı direnişini bitirmektir. Bu vesileyle bizler Türkiye'li Müslümanlar olarak Siyonist rejimle normalleşme adı altında ülkemiz üzerinden yeniden geliştirilen tüm ilişkilere, Siyonist rejim şeflerinin Türkiye'ye geliş gidişlerine şiddetle karşı çıkıyor ve tüm öfkemizle reddediyoruz. Zillete boyun eğmeyeceğiz. Bu işgal rejimi ortadan kalkıncaya, denizden nehire, bütün Filistin kurtuluncaya kadar ve hep birlikte Özgür Kudüs'te buluşuncaya kadar bütün varlığımızla direnişin yanında duracağımıza, maddi, manevi, fiili her alanda mücadele sahnesinde kalacağımıza, Kudüs cephesinin siperlerinden asla ayrılmayacağımıza söz veriyoruz.